Sayın Ailem, değerli konuklarımız, çok değerli katılımcılarımız, Ortak Ordu'da Tanıtım Kurulu Derneğimizin hazırlamış olduğu Ordu tarihine dönüm noktası olan Hacı Emiroğulları Beyliği'nin 1. Dünya Savaşı'nda adlı çalıştığımızı onurlandırdığınız için, katılım gösterdiğiniz için dernek yönetim ve üyelerim adına hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum. Bu söyleşimizi, bu çalışmamızı, açılışını da yapmak üzere sözü size bırakmak istiyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Özellikle tarihimize ışık tutacak çalışmalara çok fazla ihtiyacımız olduğunu söylemek isterim. Tabii Türkiye toprakları üzerinde çeşitli bölgelerle ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor. Örneğin Anadolu'nun tapusu nerededir sorusunu doğru cevaplayabilecek maalesef gençler ilişkilerimiz. Tarihimizi bilmiyoruz. Tarihimize gelenler Slavonlar var diyoruz. Tabii Slavonlarla tarihçilikle çok doğru bir noktaya bizi götürdüğünü söyleyemeyiz. Bununla ilgili çok özel bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Anadolu'nun tapusundan bahsettik ya. Mesela Ahlat'taki 8500 tane Selçuklu mezarını bilen bu ülkede ne kadar bir genç nüfus ya da orta yaş grubu vardır? Ve Türklerin taş işçiliğini bilmediğini, ecnebilerin bildiğini iddia edenler acaba Ahlat'taki mezar taşlarını gördükten sonra hangi yorumları yapacaklardır? Dolayısıyla bizim en az bildiğimiz dönemlerden bir tanesi Selçuklu ve sonrası dönemdir. Bu dönemle ilgili çok daha fazla çalışması yapılması da gerekir. Dolayısıyla Ahlat'ı bilmeden Malazgirt'i bilmek mümkün mü? Eğer Ahlat'ta medeniyet olmasaydı, bilim olmasaydı, çalışma olmasaydı Malazgirt zaferi kazanabilir miydi? İşte bütün bu konuşmaları niye yapıyoruz? İşte bu çalıştayın önemine işaret etmek için söylüyorum. Karadeniz bölgesiyle ilgili yoğun değerlendirmeler yapılıyor. İşte şu nüfus vardı, bu nüfus vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Değerlendirmeler yapıyor. Elbette Anadolu'nun her bir köşesinde farklı etnik gruplardan insanlar vardır. Biz bunlarda da bozulmuyoruz. Ama kendi gerçeklerimizi de bilmemiz gerekmez mi diye düşünüyorum. Özellikle Ordu özelinde çeşitli yayınlar var. Bunların bir kısmını da benim inceleme fırsatım oldu. Dolayısıyla bu Hacı Emiroğlu dönemiyle ilgili değerlendirmeleri de fevkalade önemsiyorum. Yine daha önce Milli Eğitim Bakanlığı yapmış kıymetli büyüğümüz Vekil Emiroğlu buraya sık sık geliyor. Ve bu bölgede Emiroğlu Beyliği'nin de kendi ailesinden geldiğine de inanıyor ve o çalışmayı yürütüyor ve Arap Girde'de halen o beyliğin izlerini süren bir takım eserlerin olduğunu ve bunların da açıldığını ifade etti. Geçenlerde böyle bir çalışma oldu. Bu çalışmanın çok önemsediğimi ifade etmek için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ordu'yu, Karadeniz'i genel anlamda iyi çalışmamız gerektiğini ve bu topraklarda bizim damgamızın olduğunu ve inşallah kıyamete kadar da bu topraklarda kaim olacağımızı, daim olacağımızı ifade etmek istiyorum. Çünkü ilahi kelimetullah peşinde koşan bir milletin bu asrı kendi asrına dönüştürebilecek bir iradeyi ortaya koyduğunda memnuniyetle müşahede ediyorum. Ve bunu fevkalade önemsiyorum. Türk kültürü ve medeniyetini İslam'dan, Müslüman'dan ayırmanın mümkün olmadığında bir kez daha altını kalın kalın çizmek istiyoruz. Bizi biz yapan, güçlendiren bu duygu ve düşüncenin olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Yani İslam olmadan Türk'ün bir değeri olmadığını, daha doğrusu Türklerin bir kıymeti olmadığını hepimizin idrak etmesi gerekiyor. Ben bir kez daha kıymetli başkanıma, daha önce Kültür Turizm Müdürlüğü yapmış, bu şehirde ciddi yayınlar yapılmış, çok değerli ve kıymetli hocalarımıza, siz değerli katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Çalıştayımızın hayırlı ve başarılı geçmesini temenni ediyorum.
Öncelikle Sayın Valime gerçekten derneğimiz adına ve orada adına çok teşekkür ediyorum. Zatenleri bu kurultayın konusunun özellikle ne kadar önemli olduğunu bizlerle paylaştı. Allah razı olsun kendilerinden. Şimdi bu kurultayın konusu başkanımız ifade ettiği gibi Hacı Emiroğullarından Birinci Dünya Savaşı'na ordu. Enteresan bir konu. Bu konunun fikir babası şu anda konumuz olan aziz değerimiz birçoğunuzun TGT'de ve diğer televizyonlarında Devri Alem adıyla yayınlanan belgeselden tanıyorsunuz. İsmail Bey aynı zamanda Avrasya Gazete Derneği Genel Başkanı, bütün dünyaya sık sık dolaşan, bu konuda gönlünü, fikrini, zihnini tarihe, tarihimize, kültürümüze vermiş olan çok büyük bir değerimizdi. Eğer o olmasaydı bu panel olmayacaktı. İnşallah Hacı Emiroğulları'nın bu paneli Sayın Valim önümüzdeki bahar başına itibaren güzel bir belgesine dönüşecek. Dönüşmesini umut ediyoruz daha doğrusu. Sevgili İsmail Bey bu konuda büyük gayret gösteriyor. 1300 yılında Hacı Emiroğulları ki Ganip Bey'den torudu. Bu bölgeyi arkadaşlar Türk bölgesi haline getirdi. Bu kroniklerde var, bu tarihi belgelerde var. Belirtmek isterim bu meseleyle. Profesör Necati Demir buraldı kendisi. Galiba Sıfır Hocam'ın bunun çoğunu, bir kısmını biliyoruz yani çoğunu demedi. Bu konuda bir kitap yazmıştı. Recep Bey ne almıştı ben de Mustafa Kardeşim'den. Ama geçen gün telefon görüşmemizde Mustafa abi dedi ben bunu üç katına çıkardım. Yani çok daha güç olmuş. Ve Türk Tarih Kurumu bastı dedi. Dolayısıyla bizim belgesel mesela cama için elimizde böyle bir kanı var. Ayrıca İlhan Ekinci Hocam söyledi biraz evvel. Üniversitemizde Hacı Emiroğulları ilgili efendim çalışma yapan hocalarımız da var. Bu arada 1916-18 yıllar arasında Trabzon'un ve havalisinin Ruslar tarafından işletilmesi üzerine Trabzon valiliği orduya nakledildi zorunluluk gereği. Burada Cemal Abi Bey karavali olarak biliniyor o. 2 yıla yakın görev yaptı. Ben Sayın Valime arz ettim geçen gün. Dedim ki bu konuda ne kamuoyu ne biz araştırmacılar çok bir şey bilmiyoruz. Sağ olsun kendileri anında hemen talimat verdi Osmanlı arşivlerine. Oradan bize gelip bilgiler gelecek. Tarihi yapanlar var. Hele Sayın Valimizin bu tatil günü burayı teşrif etmeleri, onurlandırmaları ayrı bir olay. Çok değerli çalışmalar yapıldı Hacı Emiroğlu Beyliği ile ilgili. Birinci Harbi'nde Ordu Karadeniz Bölgesi ile ilgili ama kamuoyuna bunu maalesef mal edemedik. Bu toplantının asıl amacı inşallah gelecekte TRT diğer televizyon kuruluşlarımız bunu kamuoyuna mal ederler. İlker önemli dedik. Bugün bir vefa günü. Ve vefanın İstanbul'da bir semtin adının olmadığını gösterdiniz. Muhteşem bir kalabalık, çok keyfiyetli, kemiyetli bir kalabalık burada. Teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimiz önemli kurumları 1. Han Harbi'nin 100. yılına çok önem verdiler. 1914'ten itibaren Doğu Karadeniz bölgesinin müthiş mücadele alanı olan Kafkas cephesinde ilgili önemiyle ilgili çabalar sarf etmeye çalıştık. İlgilileri görüştük. Devleti dedi Kafkas cephesini sadece sarı kamışlar ibaret olarak almasın, bir coğrafya olarak alsın diye. Ve danışmanlığı yaptığımız 6 bölümlük bir programla şu an TRT bu çalışmaları devam ettiriyor. İnşallah Aralık sonu itibariyle yayına girecek. Ama arzum şuydu, şunu gerçekleştiremedik. 2 yıl Karadeniz bölgesinde vilayet merkezinin Ordu'da yönetildiğini ve Ordu valimiz Cemal Azmi Bey'in eşi hanımefendinin Ordu eşrafıyla o muhacirlere nasıl hizmet yaptığını, Ordu'nun Giresun'un muhacirler noktasında ne tür sıkıntılar çektiğini kamuoyuna anlatılsın istedik ama herhalde yeteri kadar belge bilgi olmadığı için ulaşamadı. İnşallah bundan sonra ulaşır. Giresun Esriyeli, Dikmen Köyü'ndenim. Tarih araştırmaları yapıyoruz. Köyün adının Bayramoğlu ailesi olduğunu tespit edince kimdir bu Bayramoğlu? 30 kilometre yüksekte bir köy. Arşiv belgelerine gidip 550 yıllık arşiv belgelerine ulaştık. Sonra beni orada eski pazara getirdi. Sonra Mesudiye'ye çıkardı. Ve orduya büyük bir vefa borcu olduğumuzu anladım. Hocama ulaştım. Asil işin kahramanı hocam, Sayın Valim diğer yetkililer. Ben de Hüseyin Emin Sert, Ordu Perşembe Memleket İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeyim. Ben de insani ve sosyal gelişim diye bir alan çalışması yürütüyorum.
yürütüyorum 20 yıla yakın. Tarihçi değilim. Ama hayatta her şey birbiriyle irtibatlıdır. Eğer parçalardan birisi çalışmaz ise o araç, o sistem bozuk demektir. Ondan dolayı meclisimizi teşrif eden çok değerli, tecrübeli kardeşlerimi, büyüklerimi görüyorum. En son kısımda da soru cevap yapılacak. Son noktaya kadar burada olduğumuzdan istifade edeceğimizi düşünüyorum. Ben Ordu Mesudiye ilçesi Yemeli Köyü doğumlu araştırmacı, şair, yazar Haydar Yıldırım. Hacı Emir Oğulları Beyli ile ilgili araştırmalarımı çok daha önceden yapmıştım ben. Bunu bugüne denk getirip bunu program halinde sunan arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hacı Emiroğulları Beyliği 1300'lü yıllarda biliyorsunuz Ordu'nun Mesudiye kazası Kale Köyü'nde kuruldu. 1985 yılında Ege Üniversitesi'nden gelen bir arkeoloji ekibi, yani araştırmacılar, kalenin çok önceden yapıldığını, yani Danışmentliler döneminde yapıldığını, kalenin yanında bulunan 3 tane kümbetin Hacı Emir oğullarına ait mezarlar olduğunu, diğer saray ve ahırlarla alakalı, hamamla alakalı yerlerin de daha sonra yapıldığını tarihçiler belirlediler. O zamanın toplumunda genellikle tarım ve hayvancılık hakim olduğu için tarım ve hayvancılığa en elverişli yerlerden biri olarak Mesudiye'yi seçmişler. Mesudiye'de gerekli çalışmaları yapıp Karadeniz'in tüpleştirilmesi uğruna çok büyük emek sarf etmişler. Ordu'ya ilk geldiğim yıllarda elinde eski eserler olduğunu söyleyen bir kişiyle tanıştım. İşte neredensin, kimsin, eserlere nasıl sahip oldun, ne arka planını anlamaya çalışıyorum. Şöyle söyledi o zaman. İşte bir savaş olmuş. Bizimkiler Trabzon'dan kalkıp gelmişler. Yani hangi şeydir, kaçtır, ne zamandır bilmiyorum. Dedeleri Birinci Dünya Savaşı'nda Trabzon'un Rus işgali uğraması sonrası kalkıp gelmiş olan bu kişi. Tarih bilincine ait olan hafızası hemen hemen hiç yok. Çok acı. Ümit ediyorum bu tip toplantılar, bu tip şeyler, halkımızı, herkesi bilinçlendirmek ve tarih bilincimizi kuvvetlendireceğine inanıyorum. Efendim, önce 20'şer dakikalık panelistlerimize sunum için zaman vereceğiz. İlk sözü Haydar Yıldırım Bey, 1954 Mesudiye doğumlu, ilkokulu efendim öğretmen okulunu Perşembe'de okudu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Birçok eserde de şiir kitaplarına imza atan bir büyüğümüz. Hepinizi yeniden saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Danışmentlilerin yıkılmasından sonra Anadolu Moğollar tarafından tahrip edildi. Anadolu Selçuklu Devleti de yıkılınca bu bölgeye gelen Türkmen boyları tamamen o bölgedeki beylerin etrafında toplanmaya başladılar. Danışmentliler yıkıldıktan sonra ortaya iki tane beylik çıktı. Bir tanesi Niksar'da bulunan Taceddin oğulları, ikincisi de Mesudiye'de olan Hacı Emir oğulları. Taceddin oğulları ile Hacı Emir oğullarının arasındaki şey sadece Hacı Emir oğullarının çok daha güzel bir yerleşim yerinde bulunmaları.
Çünkü bulundukları yer yazlık ve kışlık olarak Türkmenlerce kullanılan geniş arazilere, sulak yerlere sahip. Böyle yerler de genellikle Giresun ve Ordu yaylalarında var. Bayram Bey, Hacı Emiroğulları Bey, Bayram Bey gelen etrafına toplanan Türkmen kitlelerini barındırmak için elinden gelen bütün gayreti göstermeye çalıştı. Mesudiye'de Akbaba, Karababa, Eriçok, işte Duman Baba, buna benzer Kılıç Baba diye yüksek tepeler vardır. Bu tepelerin başındakilerin hepsi birer Türkmen büyüğü ve Türkmen beyidir. Bunların etrafında kümelenen Türkmenler Hacı Emiroğulları Beyliği'nin etrafında kenetlenerek Karadeniz'in, Karadeniz sahillerinin Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük emeği geçen insanlardır. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin ilk mücahitlerinden olan Bayram Bey, yanındaki kuvvetlerle ta Trabzon, Maçka'ya kadar uzanıp oralardan ganimet elde eden, bu bölgenin Türkleşmesine çalışan insanların başında gelir. Daha sonra bulunduğu bölge kendi adıyla anılmaya başladı. Trabzon Rum İmparatoru'nun kilise tarihçisi var, Paneretos. Paneretos kendi kayıtlarında Hacı Emiroğulları Beyliği'nin, Bayram Bey'in bulunduğu toprakları Bayramlı vilayeti olarak kaydetmiş. Bayram Bey o kadar güçlü, becerikli, idealist, Türkmen gruplarına sahip çıkan müthiş bir insan. Uzatmayalım, o kendisi vefat ettikten sonra deminki söylediğim kümbetlerin bir tanesine defnediliyor. Mezarı şu anda orada. Ondan sonra yerine Hacı Emir İbrahim Bey geçiyor. İbrahim Bey geçtikten sonra bunun da gözü pek hiçbir şeyden yılmayan müthiş bir savaşçı. Trabzon Rum İmparatoru Giresun'a geliyor. Giresun'da 1356 tarihleri olması lazım. Giresun'da Noel orucu tutuyor. Oradan beri Ordu'ya geçiyor. Ordu'da Yasonburnu'nda Hacı Emiroğulları Beyliği'nin 14 tane askerini şehit ediyorlar. Bu 14 asker şehit edildikten sonra burada müthiş bir eğlence tertip ediyorlar. Bu İbrahim Bey'i oldukça kızdırıyor. Kızdırdıktan sonra bir yıl sonra ordusuyla beraber geliyor. Maçka'dan aşağısını ne kadar Rum varsa esir alıyor. Hayvanlarını da alıyor. Çok sayıda ganimetle geri dönüyor. Devam ediyor, çalışmalarına devam ediyor. Rumların bu bölgeden atılıp Trabzon'a sıkıştırılması için elinden geleni yapıyor. Nihayet o da rahmetlik oluyor. O da şu anda oradaki kümbetlerin birisinde. Kümbetler iki katlı. Birinci katları tamamen tahrip olmuş ama alt katları tamamen duruyor. Altı gen şeklinde buralar. Şu anda isteyen gidip orada görebilir. Onun yerine geçen Süleyman Bey zamanında Giresun fethediliyor. Bu büyük bir etki yapıyor. Çok büyük bir etki yapıyor. İslam aleminde ve Türk aleminde müthiş şenliklerle karşılanıyor bu. Ondan sonra Süleyman Bey ile Taceddin oğulları arasındaki mücadele yine sürüyor. Taceddin oğulları Beyliği 12 bin kişilik bir ordu kurup Hacı Emiroğulları Beyliği'nin elindeki yaylaları Giresun ve Ordu yaylalarını almak için harekete geçiyor. Süleyman Bey bunları çok dar bir yerde kıstırıyor. 500 tane askerini ve kendisini öldürüyor. Taceddin oğulları Beyliği'nin bütün ordusu darmadağın oluyor. Hacı Emiroğulları Giresun'dan başlayıp Vakfi Kebir'e kadar olan bölgeyi tamamen Türkmenleştiriyor. Diğer bir sınır da
Fatsa'yı ve Giresun'u aldıktan sonra Terme'ye geçiyor. Koyulhisar hariç, Giresun'un Şebinkarahisar hariç, geri kalan bütün bu bölgedeki yerlerin tamamı Türkmenlerin eline geçiyor. Bu bölgeyi tamamen Hacı Emiroğulları Beyliği yönetimi altına alıyor. Hacı Emiroğulları Beyliği Yıldırım Beyazıt'ın Samsun'a gelişiyle birlikte Yıldırım Beyazıt'a dahil olduklarını, onların yönetimi altına girmek istediklerini tebliğ edince Yıldırım Beyazıt bunu gayet doğal karşılıyor. Hacı Emiroğulları Beyliği Yıldırım Beyazıt'ın yönetimine geçiyor ama Yıldırım Beyazıt bunların hiçbir şeyine dokunmuyor. Beylik aynen devam ediyor. Yönetim tamamen Hacı Emiroğulları'nın elinde. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin Bey Süleyman'ın oğlu var. Emir Bey. Akkoyunluların Uzun Hasan. 2-3 tane serseri buluyor. Emir Bey de bunların başına geçirerek Tokat'ta bir yağma olayı oluyor. Tokat'taki yağma olayı üzerine Hacı Emiroğulları Beyliği ile Osmanlılar arasında bir soğukluk yaşanıyor. Ondan sonra Hacı Emiroğulları oradan kalkıyor, Uzun Hasan'ın yanına gidiyorlar. Uzun Hasan da Otlukbeli Savaşı'nda yenilince Tulkadiroğulları Beyliği'ne sığınıyorlar, Urfa etrafına yerleşiyorlar. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin yerinin sadece kale olduğu, hayır öyle değil. Eskidir var, büyük Rum köyü var, Eskidir. Beylik merkezi olarak bazen orayı kullanmışlar. Ondan sonra diğer Herüse var, bazen orayı kullanmışlar. Bazen kale köyünü kullanmışlar. İhtiyaç var. Adım çok zikredildiği için bu işte çok emeğin olmadığının altını önce çizeyim. Muzaffer Hocama teşekkür ediyorum. Çünkü ne sıkıntı çektiğini, ne mücadele verdiğini biliyorum. Bugüne gelene kadar biz hazır sağ olmadık. 1485-1515 tarihi arşiv belgelerinde Bayramoğlu nahiyesi, bizim köyümüzün ismi Dikmen, şimdiki adı da Zorpınar Beldesi. Ve bütün kayıtlarda Bayramoğlu nahiyesinden bahsediliyor ama hiçbir akademisyen ve tarihçimiz kimdir bu Bayramoğlu nahiyesi, kayboldu gitti diyorlar. Neyse Profesör Faruk Sümer Hoca rahmetle anıyoruz. Uzun araştırmalar sonucu biraz önce arz ettim, beni Ordu'ya getirdi. Vefalı insanlar diyarına getirdi, sonra Mesudiye'ye götürdü. Gerçekten muhteşem bir beylikten söz ediyoruz. 718 yıl önce kurulmuş bir beylikten, Hacı Emiroğulları Bayram Bey'den. 1396'da Giresun'u fethediyor bu beyliğin kurucularından, yetkililerinden Süleyman Bey. Ve Trabzon Pontos'tan 69 yıl vergi alan bir beylikten söz ediyoruz. Maçka'ya kadar giden bir beylikten söz ediyoruz. Ama biraz daha ileriye doğru gidelim dedik. Orta Asya bölgesi, Orta Asya demek istemiyorum, Türkistan coğrafyasına, Horasan'a doğru yolculuğa çıktık. Ve burada köylerde, Anadolu'da kime sorarsak Horasan'dan geldik diyorlar. Erzurum Horasan zannediliyor bu. Ama ne acıdır, İran o bizim muhteşem medeniyetimiz olan Horasan'a sahip çıkmış. Ve ilk kez İran bölgesine Meşhed'e, Kus'a gittik. Sonra Horasan'ın başkenti yapmış, bugünkü Afganistan'ın Herat kenti, Kubbetül İslam olarak bilinen Berh'e gittik. Bu Türkmenistan'ın kutları içerisindeki Berh, Buhara, Taşkent, Semerkant, daha doğrusu atalarımızın geldiği o coğrafyaya doğru gittik. Bizim 50 yıl önceki konuştuğumuz Ordu, Giresun Türkçesini konuşuyordu o insanlar. Ne konuşuyorsak, ne diyorsak, nasıl hayat tarzımız varsa onlara anlatıyorlardı. Ve hakikaten o coğrafyadan geldiğimizin en önemli derin ve işaretleriydi. Birinci Harbi ile ilgili de birkaç hususu belirteyim. Haçlık Vadisi bir vadi var hepimizin bildiği. 15,5 ay Ruslar buraya takılır. Ama biz bunu o kadar küçümseriz ki, efendim 1917 Bolşevik devrimi oldu, Ruslar çekti gitti. Sarıkamış 15 günde 90 bin, 60 bin. Rakamların o kadar fazla önemli yok ama şehit vermişiz. 15-20 günde Sarıkamış düşmüş.
Rus orduları başkomutanı Erzurum'da ordularına talimat veriyor. İtilafımız İstanbul. İngilizlerden Fransızlardan önce İstanbul'u işgal edin diyor. Ve Kop Dağı diye bir yer var Bayburt Erzurum arasında. 5,5 ay Ruslara orada kök söktürülüyor. Diyor ki tarihçiler, Ruslar Kop Dağı'nı 5,5 ayda geçtikleri için Bolşevik devrim oldu diyorlar. Barış Akdeniz'in çakman ifadesi Türk tarihinin ikinci bilenmesidir diyor Kop Dağı'yla ilgili. Sonra Haşit Vadisi'ne geliyoruz. Gümüşhane'den Tiraboğlu'ya kadar olan bihar 15,5 ay Ruslar burada kalıyor. Destansı mücadeleler veriliyor. Tabii kolay gelmiyor Ruslar. Trabzon kısa sürede düşüyor ama önemli dağlar var bölgede. Akşabat üstündeki dağlarda 90 gün çarpışılıyor. Of Baltacı Deresi'nde 29 gün dişe diş başa baş mücadele veriliyor. Ve bu mücadeleler geliyor. Peki ordunun Giresun'un ne alakası var diyeceksiniz. O muhacirler buraya doğru geliyor. Ve burada vilayet merkezi taşınıyor. Harp buradan idare ediliyor. Ama bütün muhacirlerin, yetimlilerin sıkıntısını ordu halkı çekiyor. İfade ettim Cemal Asmi Bey'in eşi ordu eşraf hanımefendileriyle terzaneler kuruyorlar. O yetime, fakire, fukaraya hizmet veriyorlar. 1853 Kırım Savaşları'nda ordu Giresun yöresi muhacirleri kabul ediliyor. Ve Kırım'dan bu bölgelerde insanlar var. Geliyoruz 93 harbi 1877-78 ve bugünkü Gürcistan hukuklarındaki özel bölgemizden birisi olan Acara'dan, Batum'dan binler, on binlerce insan geliyor Giresun bu yöreye. Ve yine o Bayramlı Beylerin torunları onlara kucak açıyor ve sahip çıkıyor. Şöyle toparlamak istiyorum sözümü. Birinci Han Harbi'nde ordunun önemi çok büyük. Ve Bayramlı Beyliği'de, Karadeniz'de, Türkistan Beyliği'nin şekillenmesinde çok büyük. Ordu'nun, Giresun'un kültür ve medeniyet tarihimizde muhteşem izleri var. Tarih kitaplarımızı, ilkokul yıllarınızı, ortaokul yıllarınızı şöyle bir düşünün. Beylikler dönemi diye bir dönemden bahsedilir ama bizim beyliğimizin bu adı hiç duyulmaz. Hatta biz bile bugün yeni duyup tüylerimiz diken diken oluyor. Tarihini bilmeyen bir toplumun oturduğu toprağı vatan olarak koruması, muhafaza etmesi mümkün değil. Üçüncü konuşmacı olarak İlhan II. Hocama sözü bırakmak istiyorum. İlhan Hocam Samsun'da doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi tarih bölümünü bitirdi. Aynı yıl benim de uzun yıllar kaldığım Elazığ adını görüyorum burada Han kendinde. Daha sonra Burdur Eğitim Fakültesi'nde 95-2000 yılları arasında görev yaptı. 2000 yılından itibaren ki ilk Perşembe'de Fen Edebiyat Fakültesi var idi. O yıllardan bizim de başlangıcımız ama böyle bir noktada buluşmak gerçekten heyecan verici. Özellikle bu toplantının yapılmasına sebep olan Birinci Dünya Savaşı ile ilgili kısmına ait bir hikayet daha söylemek istiyorum. Ordu'daydı. Ordu'nun Perşembe ilçesinde pazar yerinden yukarıya doğru, öbür tarafından yukarıya doğru bir yol gider. Ve hemen orada bir cami var. Caminin bir tarafında mezarlar tamam, çok güzel, düzgün. Öbür tarafında belli belirsiz mezarı olmalı bir köşede böyle yatık taşlar ve şeyler var. Bunlar mı dedim? Yani sahipleri, yani şey mi? Onlar dedi göçmen mezarı. Birinci Dünya Savaşı'ndan göçüp, Trabzon'dan göçmek zorunda kalan insanların mezarı. İkinci bir anekdot söylemek gerekirse, o da bugünkü şu Umut Hastanesi'nin hemen yanında bulunan ordunun mezarlığı, eski ordu mezarlığı ile ilgili tesadüf ettiğim, rastladığım bir belge. Birinci Dünya Savaşı sırasında orduda bir mezarlık inşası ile ilgili yapılması, açılması. Ama tabii birçok sorun. Mezarlık yeri aslında Gülbahar Hatun Vakfı'na aitmiş. Defterhane kaydında bu kayıt düşünmüş. Tabii o mezarlık yeri önce özel mülkiyete geçmiş. Özel mülkiyetten ondan sonra işte mezarlık için belediyeye satılmış. Belediye bu almış olduğu şeyi merkeze gönderince bu ortaya çıkıyor.
çoktan defin başlamış. Defnedilenler, mezarlıkta olduğu için şehir içindeki mezarlık, defnedilenler büyük oranda sıkıntı, açlık ve sıkıntı çeken yine Trabzon göçmenleri, belge belirtiyor. Büyük hastalıklar, açlık sıkıntılar, ölenler. Dolayısıyla madem defnedildi, biz bu olduğu yani bir vakıf şeyini görmezlikten geleceğiz. Başlandı, tamam mezarlık tahsis yeri onaylansın diye en sonunda ne yapıyor? Eğiliyor. Biz onların zorluklarını yaşamıyoruz. Hatıratlar, bu işi yaşayan hatıratlar bunu çok güzel anlatmaktadır. Başta tevzi güvenli olmak üzere veya o kaynağa bakılırsa çekilen sıkıntıları bizzat başından geçen o çocuk yaştan sonra ne tür büyük sıkıntılar yaşadığını görmemiz mümkündür. Ama ben dedim ya biraz da buraya nasıl geldi işin kısmına, Birinci Dünya Savaşı'na gelinen süreci, orduyla ilgili ordunun yaşamış olduğu bayram, bu beyliğinden sonraki sürece ait bazı şeyler işaret etmek isterim. Osmanlı bir köylü imparatoru bu ülke. Bana göre bu Türkmen beylikleri, evet yazlık ve kışlık merkezleri vardı. Kışlık merkezleri ordu, belirtti Haydar Bey. Yazlık merkezleri de yukarıda yaylalık alanlar. Bir köylü imparatorluğunun merkezleri de kentleşmez. Kırsal yerlerin pazarı niteliğindedir. Bir pazar söz konusudur. Bugünkü eski pazar diye bildiğimiz yer ordu. En gelişmiş zamanlarında 80-100 haneye geçmeyen bir kır pazarı niteliği taşıyan merkez. Ordunun günümüzdeki burada kurulmuş tabii ki 18. yüzyılın sonlarında bir kent ortaya çıkmıştır. 18. yüzyılın sonunda ortaya çıkmıştır. Ve bunun Karadeniz'in ticareti açılması, ticarileşmeyle, iskelelerin, iskele pazar yerlerinin aktifleşmesiyle ekonomiyle yakından ilgisi vardır. Hemen bir vurguyu daha yapmak isterim. Ondan sonra, yani 19. yüzyılın başlarından itibaren kentleşti. Ve Birinci Dünya Savaşı öncesine kadar bir işte kasaba, 7.000 ile 10.000 arasında değişen bir kasaba haline geldi. Oradaki söylemek istediğim şeylerden birisi şudur. Evet, ordu Hacı Emiroğulları birleştirdi, Türkmenleştirdi, doğru. İlk tarih defterlerine, 16. yüzyılın sonundaki defterlere baktığımızda burada gayrimüslim nüfusu, şimdi gayrimüslimler nereden geldi diyeceksiniz, %3'e kadar da düştü. Kayıtlara baktığımızda %97'si Müslüman, sonra %3'ü gayrimüslim. 1912-14 kayıtlarına baktığımızda ise %21'i gayrimüslimdir. Böyle kalmadı. Osmanlı İmparatorluğu özellikle 19. yüzyıllardan gelen bir göç imparatorluğudur. Bir muhacir devleti haline dönüştü. 1828-29 Osmanlı-Rus Harbi'nde Doğu Anadolu'ya gelen işgal eden Ruslar karşısında kaçıp gelenler, Kürtünler, Kerkekler arka taraftan bu göçler orduya da geldi. Kırım Harbi sonrasında Kafkasya'da düşen hareket neticesinde Çerkezler biliyorsunuz Osmanlı'ya göç etmek zorunda kaldı. Orduya da Çerkez düştü. Ve 93 Harbi'nde Çürüksu, Batman'ın Çürüksu Osmanlı devletinin elinden çıktıktan sonra nedir? Gürcü, Müslüman Gürcü vurguluyorum. Nedir? Çünkü Hristiyanlar orada kalmıştır. İdeolojik bir taraf birliği getirmiş olduğu şeyler Rus şey altında yaşamaları imkansızdır. Dolayısıyla nedir? Müslüman Gürcü göçleri yaşandı. Onlar da geldi.
Birinci Dünya Savaşı öncesine geldiğimizde dikkat edin. Ordu ve çevresi çok farklı grup, kişi, etnik gruplardan, dini gruplardan gelenlerle küçük bir imparatorluk sosyal yapısı gösteren bir yer. İmparatorluk evde bu sosyal yapıyı bir arada tutmayı başardı. Ama büyük savaşlar, önemli olaylar ne yapmaktadır? Bu yapıya zarar kırıyor. Beraber yaşama tecrübesini ne yapıyor? Baltalıyor. Üçlü devrimden başlayarak Birinci Dünya Savaşı'na kadar giden süreçte bunun ordu da yaşadı. Evet ki bu kırılmaların şeyinde odak noktasında belki en dramatik, biraz önce en trajik hususlardan bir tanesi Rusların Trabzon'un işgaliyle oradan yoğun bir göç alması. 1916 Şubat'ı ve sonrasında göçlerin gelmeye başladığını biliyoruz. Ancak şunu da biliyoruz, ordu 7000 civarında olduğunu söylüyorlar. 7000 civarında bir nüfusu olan bir yer. Sadece Trabzon'dan gelen ve geri dönmeyen Trabzonlu göçmenlerin sayısının 23 ila 25 bin civarında olduğu söyleniyor. Ve bu göçmenleri, bu gelen göçmenleri iaşe edebilmek için büyük fedakarlıklarla çalışılıyor. Öyle ki toplumun üretim biçimlerini değiştirmeye yönelik tedbirler de anlatılıyor hatıralarda. Ordunun Birinci Dünya Savaşı'nda hem yerlilerinin hem göçmenlerinin çekmiş oldukları ıstıraplar bilinir, bulunur. Ve bunlar tarih bilincimizin güçlenmesine ve gelişmesine katkıda bulunur. Bu topraklarda yaklaşık 4000 yıldır hükmeden bir milletin tarihini maalesef başkaları yazmıştır. Arzuladıkları, istedikleri gibi yazmıştır. Neden yazmıştır? Bugünkü bu kutsal gördüğün toplantının geçmişte yapılamadığı, çalıştayların yapılamadığı, istişarelerin yapılamadığı neticesinde yapılmıştır. Bayramlı ve Hacı Emiroğulları ile ilgili bendenizin okumalarım esnasında özellikle Ankara'daki öğrenciliğim ve sonrasında Türk Tarih Kurumu'nun yayınlarını yakından takip ettiğim bu esnada Faruk Sümer merhumun efendim Oğuzlar'la ilgili ve benzeri bağlamdaki çalışmalarını takip etmek büyük bir zevk veriyordu bize. Çalıştayı da hakikaten çok değerli gördüm. Tarihçi olmadığım halde yararlandım. Çok benden önce hakikaten burada tebliğ sunan değerli tebliğciler her birine teşekkürlerimi arz ediyorum. Yararlandık, katkı sundular. Güzel bir birikim oluşturacağını düşünüyorum. Şöyle bir önerim olabilir. Bu çalıştayın mihveri, tırnak içinde bir mihver oluşturması özellikle önemli. Bir başlangıç noktası, değişmeyen, geliştirilebilen bir eksen, ana eksen. Aksis mundis gibi evrensel bir eksen oluşturulması önemli ve bu eksen doğrultusunda geleceğe doğru yürümek, yol almak. Yani geçmişe doğru tarihimizi anlarken geleceğe doğru da tarihi yaşamak ve fakat aynı zamanda oluşturmak. Bu yerel bazda, ulusal bazda, buna bir de uluslar arası ya da birazcık daha global, evrensel bir perspektifte yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum. İki, bunu ulusal düzeyde, ulusal düzeydeki çoklu olan yapıya entegre etmemiz lazım. Üçüncüsü, bütün bu araştırmalardan kozmik ya da global, evrensel manada dünyaya bir mesaj sunmamız lazım. Bugün orduda bulunan ve hakikaten ordu sosyal dokusunun önemli unsurunu teşkil eden
Trabzonlu Füzeli kardeşlerimiz var İPE'de. Yani sosyal ve ticari yönden her yönden büyük bir aktivasyon sağlıyorlar. 1914'ten itibaren orduya yönelen göç ile ilgileri ne kadardır, var mıdır? Herkese teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Şöyle söyleyeyim, Trabzon göç vermeye devam etti. Yani Cumhuriyet döneminde de devam etti. Şunu biliyoruz. Trabzon işgalden kurtulduktan sonra gelen göçmenlerin önemli bir kısmı döndü. Fakat uygun hayat şartlarını yakalayanlar burada kaldı. Ama bir kısmı da geri döndü. Bunlarla ilgili resmi bir istatistik ve verim yok. Yani ne kadarı döndü? Çepni demek zaten başlı başına nerede düşman görse onunla savaşır, gözünü kırpmaz manasında kullanılan bir kelimedir. Biz hepimiz Türk milletinin evlatlarıyız. Bizim görevimiz birbirimizi sevmek, birbirimize sahip çıkmak, birbirimizi kucaklamak. İnşallah bunu başaracağız ve ülkemiz üzerinde emelleri olanların hepsinin emellerini boşa çıkaracağız. Millete İbrahim'e Hanife Müslüman diye dini bir bağa işaret eder. Bunu da burada kayıtlara girsin arzu ediyorum. O mihverimizi oluşturduğumuzda kaldı ki bir de Alevi veya Sünni noktasında, ihtida veya gayrimüslim, Müslim noktasında ihtida dediğimiz bir kelime var ki o kalbi Allah ile buluşturmak, hakikat ile oluşturmak ve nura mekan haline getirmek, o ihtida el-İslam yecib bima gablehu. Bir Müslüman kişi İslam kelime-i şehadeti söyledikten sonra mazideki bütün olumsuzluklarını atar, yeni bir kimlik, yeni bir defterle yola devam eder. Bu milli şuur ve kardeşlik bilinciyle komşuluk ahlakı ve iletişim gücüyle yolumuza devam etmemiz lazım ki bu topraklarda huzurlu ve mutlu yaşayalım. Bayram Bey'in mezarının Mesudiye'deki Gale Köyü'ndeki kümbetlerin içinde olduğunu yazıyor. Ben böyle okudum. Ordu kültürü ile alakalı çalışmalar yapıyorum, bir halk bilgiyim. Konuya çok kısa bir farklı bakış açısıyla bakmak istiyorum. Burada bakıyoruz toplantıda genç nüfus, genç katılımcıların az olduğunu görüyoruz. Bu durum aslında bize şunu gösteriyor. Bizim gençlere ulaşabilmemizin en basit yolu, en önemli yolu onların kullandığı mecralara ulaşmamız. Bugün hiçbir gencimiz, hiçbir işte lise talebemiz, ortaokul talebemiz, üniversite talebemiz, bizim çoğu yani. Bunlar hiçbiri bugün bizim bir çıktı olarak paylaşacağımız şu bildirileri okumayacak. Veya derlediğimiz birçok çalışmaları onlar gidip kütüphaneden alıp okumayacak. Zaten problemimiz bu. Bizim bugün gençlerimizin kullandığı telefon, internet, sosyal medya. Bizim yapmamız gereken onların kullandığı mecralara içerik üretmektir. Bizim mühendisimiz yok mu bir application yapacak? Bizim yönetmenimiz yok mu bir efendim film yapacak veya bir program yapacak? İşte. Sağına soluna ilerleyerek yer tutmak, yurt kurmak, zaviye oluşturmak, İslam'ı yaymak üzere gayret gösteriyorlar. O dönemde sınırları şöyle ifade etmek mümkün. Bir taraftan Samsun'un Terme ilçesi, diğer taraftan da Trabzon. Benim belgeselimde ise Sevdeş Bey, ki o dönemdeki ünvanı Sevdeşli Ulu Bey komutasındaki ilerleyenler bugünkü Kardeşler Köyü'ne geliyor. Ulu Bey'in Kardeşler Köyü'ne geliyorlar. Orada yaklaşık 200 yıl Kardeşler Köyü'nü nahiye olarak hizmet veriyor. Bu süreçte Sevdeş Bey'in kendisine bağlı 30 tane köyü, bir de mezrası var.
Mesudiye Kaleköy Kalesi, Kale-i Milas adıyla bilinen tarihlerde ve oradaki tarihi mezarda bulunan 3 adet kümbel, bahsetti biraz Haydar Bey. Bunlar Hacı Emiroğlu büyüklerin ailelerinin mezarları bunlar. İki katlı tabii, o şey, kümbetlerin mimarisi budur. Bunların mutlaka onarılması lazım ey ordulu kardeşlerim. Yani başka ordu bölgesinde kümbet yok. Hocalarım hatıratlardan bahsettiler. İşte Trabzon'dan gelenlerin hatıralarından bahsettiler. Hala hayatta olanlar var. Bence bu hatıratlar mutlaka kayıt altına alınmalı. Çok değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimize bu güzel çalışmayı gerçekleştirdiğiniz için. Evet, bu bir ilkti. Ordu Tanıtım Kulübü Derneği olarak bir ilk çalıştay gerçekleştirdik. Dediğim gibi katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmacı misafirlerimize bir derneğimiz adına bir teşekkür belgesi sunmak istiyorum. Mavi yeşil dantelalı gelinliktir Karadeniz'de ordu. Gönüllere huzur veren serinliktir Karadeniz'de ordu. Fındık, balık, sebze, meyve çok bolluktur Karadeniz'de ordu. Elhaslı insanlarıyla coşkuludur Karadeniz'de ordu. Saygılarımı sunuyorum. Aldığımız nefesimizi devam ettirmek için bir tarih bilincine ihtiyacımız var. Bu bilincin devam etmesi için ilerideki neslimize böyle bir miras bırakmanın sorumluluğunu taşıyan bu arkadaşlarımıza hasreten teşekkür ediyorum. Hepinize sağ olun diyorum. Bu duygularla devam ediyorum.